Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fatsa kanalına hoş geldiniz. Bugün kümesleri temizledim. Gördüğünüz gibi yerde su kapları var. Yemlikleri dışarı aldım. Değişiklikler var ufak tefek. Şimdi bit ilaçlaması yapacağım. Şurada da görüyorsunuz yemlikleri, su kaplarını. Ortalık biraz karışık. Arkadaşlar, şöyle bir yerle tutup bir yerle video çekimi yapmaya çalışacağım. Şu bit ilaçlaması çok önemli. Sakın ihmal etmeyin diyorum. Kümesi de göstereyim şöyle size. Yani dört dörtlük olmadı ama temizledim. Eskiye oranla gayet güzel. Bit ilaçlamasını ihmal etmeyin arkadaşlar. Bence tavuğun en büyük düşmanı bit. Özellikle yavrularda, genç yavrularda bit ciddi sorun teşkil ediyor. Ben daha önce videolarımda göstermiştim aldığım ilacı. Adını şimdi unuttum, hatırlamıyorum ama önceki videodan, bitle ilgili videodan merak edenler bakabilir. Çok kaliteli ilaçlar var ama pahalı. Açıkçası onun yerine güzel ve uygun, maliyet açısından uygun olanlardan baktım ben. Şöyle bir yandan devam edelim. Şu şeyden çok memnunum. Otomatik folluklardan. Bu gerçekten büyük rahatlık. Yani bit konusunda çok faydasını gördüm. Ağzımda maske var. O yüzden görüntü çok net olmayabilir. Bunları da şöyle ilaçlıyorum arkadaşlar. Güzelce içini, her tarafını. Yıllar önce bitle ilgili çok büyük sorun yaşadım. O zaman daha İlk kez yaşıyorduk bu gece bitini. Her tarafı sarmıştı. Kümesin zemini betondu. Beton zeminde, beton diyorum. Kümesin zemini topraktı. İçeride ayrıca bir sürü bölme vardı. Ayrı ayrı kümesler bu alanda. Ahşap tamamen bit sarmıştı. Bir tanesi ölmüştü hayvanın, bir feriğin. Daha küçük. Hayvana bir baktım. Hayvanın üzerine sanki böyle bir avuç kum dökülmüş gibi gece biti vardı arkadaşlar. O kadar çoğalmıştı. Ondan sonra zemini betonladım ben. Değiştirdim. Ve içteki bölmeleri çıkardım. Şuraya da böyle basit, olabildiğince basit bir konarga yaptım. Kümesin zemini de temizleme kolaylaştı. Beton olduğunda hemen çapayla sıyırıyorsunuz. Ondan sonra çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Ha, bit yine oldu ama hani hayvanları tehdit edecek boyutta olmadı. Bir de şuna dikkat ediyorum. Şimdi hangi ilacı kullanırsanız kullanın, İlaç diyorsunuz kümesi. Belli bir süre sonra tekrarlamanız lazım. Yani ben ilaçladım, sonra daha da yanına uğramadım. Diyelim ki 2 ay. Öyle olduğu zaman hangi ilacı kullanırsanız kullanın, bitler tekrar gelecek. Kaçarı yok yani bu işin. En güzeli ahşabı olabildiğince az tutmak, varsa böyle bir imkan. Yoksa da sık sık ilaçlamak, kümes temizliği, ilaçlama. Mesela ben şu an kümesteyim. O kadar temizlik yaptım, bana bit sarmadı. Normalde çok huylanırım. Hemen böyle bit geldiğinde hissederim. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani eğer bit çok olsaydı mutlaka gelirdi. Bir de arkadaşlar, bu ilaçlama boyunca tabii ki çekim yapmayacağız. Değişiklikler de yaptık. Bir yandan sırtımda körük var. İlaçlama körüğü. Daha doğrusu değişiklikler yapacağız. Şuraya onu da çekeceğim video. İnşallah bitirirsem onu da paylaşırım. Şöyle bir tane petek koyup yüksek bir şekilde tavuklara yumurtlama alanı yapmayı düşünüyorum dışarıya. Çünkü sürekli yükseğe, dışarıya, farklı yerlere yumurtlamaya çalışıyorlar. Bakın, küçük ağaç motorumuz da burada. Şu an ortalık karışık. Onun dışında başka ne var değişiklik olarak? Gerçi değişiklik sayılmaz bu ama ha, şeyi yine kapattım. Bu küllü tavukla kapışan hayvanı kapattım. Uzun bacaklıyı. Bunlar horozlar ayırmadı. Bunlar da kavgayı bırakmadılar. Kafası biraz kötü oldu. Şu alanı
Daha önce bir kısa bir çekimim vardı. Tavuk çobanlığı yapıyorum diye. Şu alanın aşağısına kadar, aşağısında bir tane böyle geçek yaptık. Kapı, tıpkı şunun gibi, şu kapı gibi. Hayvanlar buradaki otu bırakmıştı, bitirmişti. Şimdi aşağıya kadar gidiyorlar. Ta şuraya kadar, bakın parmağımla gösterdiğim yerde tam belli olmuyor ama kameradan. Oraya kadar gidiyorlar, bu alanda yayılıyorlar. Pek de bana aslında güvenli gelmedi. Çünkü büyük ihtimalle onları yakında tilki alır. Tilki almazsa da atmaca alır, bir şeyler alır yani. Babam şimdi beraber o aşağıya şuraya kapıyı çaktık. Bu boşlukta yayılsınlar dedi. İçeri gitti. Bakalım bir ses duyarsak belli olur zaten. Yani biz yakınındayken bir şey olmaz buralardayken ama bu alana saldım bıraktım hadi bakalım dersek mutlaka buradan bir iki hayvanımız gider. Ya yani Hintlerim gitmesin, mavicilerim gitmesin. Hiçbiri gitmesin de Hintlerle maviciler özellikle gitmesin. Civcivlerimize bakalım. Onlar da hava çok güzel. Hayvanların keyfi yerinde. Onlar da güneşin tadını çıkarıyorlar. Bakın. Biraz ışık parlıyor. Çok belli olmaz ama. Kümesten böyle bir çuval pislik çıktı arkadaşlar. Şimdi horozlar harmanda. Ben tüm kümesleri ilaçlayacağım. Yemlikleri, sulukları çıkardım. Kaba pisliği aldım. Burayı, bu ikisini. Sonra şurayı. Bu tarafı. Yani ilaçlamışken tüm kümesleri ilaçlayacağım Allah izin verirse. Şöyle biraz daha yakından çekeyim. Ay maşallah, maşallah. Çok da sevimliler ya. Şunların güzelliği yeter ya. Siyahına bakar mısın siyahına? Siyah apayrı bir şey ya. Ne kadar diğerlerin iki katı var. Boy olarak. Ve hani gagara yapısı da güzel. Gagara yapısı da farklı yani. Şöyle biraz daha çekeyim bunları. Bir tane küllümüz var. Önceki küllü ferik öldü. Kurumaya girmişti. Büyük feriğimiz vardı. İnşallah bunda bir sıkıntı olmaz. Bir tane şöyle saf küllüm olsun istiyorum. Hay maşallah. Evet arkadaşlar ben videoyu burada durdurayım. Yine işlemler esnasında video çekerim. Hepsini birleştirip paylaşırız. Arkadaşlar temizliği bitirdim. Güzelce tüm kümesleri ilaçladım. Saat 5:30 oldu. Zaman nasıl geçti ben de anlamadım. Çok oyalandık. İşte horoz kafesleri vardı. Güneşlenme kafesleri. Onları düzenledim. O yine bir yarım saat 40 dakikamı aldı. Kümesleri temizledim. Horozları dışarı çıkardım. Kümesleri ilaçladım. Bir de şunu yaptım arkadaşlar. Hayvanlar dışarıda yumurtlamaya yer arıyordu. Şöyle buldum parça tahtalardan böyle bir şey yaptım. Bu arada şu hayvan yine gürk olacak gibi. Ben ilaçlama yaparken kalktı. Hint melezi bu. Civcivlerimiz de güzel, iyi gidiyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Arada ufak tefek kapışma oluyor ama dışarıda fazla bir sorun görünmüyor arkadaşlar. Hint tavukları. O uzun bacaklıyla küllü tavuk, şuradaki küllü. Onlar kapışmıştı. Ayırdım. Bugün yine diğer tekrar dışarı saldım. Uzun bacaklıyı. Bunlar yine kapıştılar. Horozları tek tek denedim. Hepsini dışarı saldım tek tek. Acaba kavgayı ayırıyor mu diye. Ama maalesef hiçbiri kavgayı ayırmadı. Böyle bir sorun oldu. Çözüm olmadı yani bilmiyorum. Bendeki horozlar şöyle bir iki vuruyorlar. Araya girer gibi oluyorlar. Ama tamamen ayırmıyorlar hayvanları. Evet. Mavicimiz burada. Mavicilerden bir tanesi. Şu gürk olan Hint tavuğumuz. Damızlık değil demiştik. Şimdi arkadaşlar kümesi çok güzel temizledim. Yani elimden geldiğince onu göstereyim. Kümes kirli olduğunda insan huzursuz oluyor. Bir de video çekiyoruz ya kanala. Açıkçası utanıyorum yani. İnsanlar diyecek video çekiyorsun ama ne pis kümesin var diyecek. Arkadaşlar
Ya ne kadar dikkat etsek de her zaman ilaçlama olmuyor. İşte temizlik olmuyor. Fırsat buldukça. Bugün erken geldim köyden. O şekilde temizledim burayı. Şöyle yine genel bir göstereyim. Olduğunca, olabildiğince. Her şeyi güzelce ilaçladım bit ilacıyla. Bakın bunlar da Hintlerimiz buraya alıştılar. Şimdi yem arıyorlar. Onlara etlik yem veriyorum. Bakalım içeriye ne varmış. Hay maşallah maşallah. Oo, hepsi de yem arıyor ama yem yok. Birazdan yem dökerim. Alışmışlar. Çok güzel. Sevindim yani. Buradan yemelerine. Burası dar da aslında ama yine de bir ataks girmiş. O yüzden şu tahtayı söktük. Tekrar biraz daha daralttık burayı. Ataks nasıl girdi anlamadım yani. Şu siyah Hint feriyemiz. Kimilerine göre feri, kimilerine göre horoz artık. Çok güzel maşallah. Öleni de aynı böyleydi. Beğeniyorum bu hayvanı. Bunlara ben şimdi etlik yemi dökerim buraya. Bunların bölmelerine güzelce beslenirler. Arkadaşlar damacana sunuk kullanıyorum. Bundan çok memnunum. Birçok şeyi denedik. Yani işte damla sulama vesaire. Ya bir türlü verim alamadım. Hep akıttı o damla sulama. Bunda çok şükür karar kıldık. Sadece ne var? Zamanla yosun bağlıyor bu. Onun da çözümü basit. Biraz o uygun çamaşır suyuyla bolca döküyorum içine. Suyu dolduruyorum ağzına kadar bekletiyorum. Ondan sonra tertemiz oluyor. Çok güzel oluyor bu. Şu an tam eğimini tavuklarda aslında şuraya biraz kireç dökebilirim ama çok da fazla kireç dökmek istemiyorum. O da toz yapıyor. Aa bak yumurta yemini yiyor Hintler. Bunlara ben şimdi yem ayarlarım arkadaşlar. Şu küllü tavuğumu görüyorsunuz. Bayağı bir yıprandı. Maalesef bırakır diye düşündüm ama bırakmıyor. Hayvan inatla kavgaya devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir tavuk bu. Ya bu Hintlerde de bu sıkıntı var işte. Biraz yeşillik döktü buraya babam. Hayvanlar yesinler. Afiyet olsun. Şöyle her zamanki gibi horozları da bir çekelim. Videomuzu bitirelim. Kısa tutmaya çalışıyorum ama nedense uzuyor. Bir türlü kısa tutmuyor. Arkadaşlar küllü horozu buraya aldım. Bu şey ne derler? Hafif kilo bir hayvan anladığım kadarıyla. 10. ayına girmek üzere. Ama hala elime aldığımda zayıf duruyor. Biraz gelişim yemi falan karışım koydum oraya. Etli, gelişim yemi, civciv yemi, buğday, mısır. Mısır kırığı. İnşallah daha iyi olur. Artık oğlumun horozu bu. Yavuz'un horozu bu. O yüzden bunu en güzel yere, en geniş yere aldık. Yavuz da geldiğinde hemen ulaşabilsin, sevsin diye. Diğer tarafta biraz uzak kalıyordu. Bu horozumuz böyle. Geçelim diğer tarafa. Kümesleri de göstereyim. Burada kısa yavrumuz var. Kısa yavrumla uzun bacaklı tavuğu buraya attım. Uzun bacaklı tavuk çok dövüştü. Yani bırakmadı bir türlü dövüşü. Mecburen buraya aldık. Diğer türlü mahvedecek bizim küllü tavuğu. O da bırakmıyor, bu da bırakmıyor. Şöyle bir... Arkadaşlar burada da 3 numara var. 3 numara biraz kızdırdı beni bugün. Şimdi horozları tek tek alıp güneşlenme kafesine koyarken bu dışarıdaydı. Boşluğuma geldi. Öyle bir vurdu ki tam şu ayak bileğime. Hint horozları da diğerleri gibi değil. Vurduğu yeri morartıyor. Biraz kanattı, biraz morarttı yani ayağımızı. O yüzden buna biraz kızgınım. Artık onu anlıyorum. Hani horoz, elimde horoz varken hırs yaptı da. Onun dışında... Dur oğlum dur. Gel. Onun dışında bir de ben çalışırken, kümes temizliği yaparken bir kez daha böyle ayağımı hafifçe vurdu. Ben de hiç sevmem yani. İnsana vuran horozu hiç sevmem. Şu anda öyle bir huyu yok. Hani hayvanın günahını almayalım ama eğer öyle bir şey yaparsa bende barınamaz. Onu buraya aldım arkadaşlar. Biraz da sana ceza olsun bakalım. Sen burada kal. Tabii ki ceza derken esprisine takılıyoruz. Yemi, suyu, her şeyi yerinde. Güzel yani. Maşallah. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak şu anda hiç öyle bir şey yok. Vurma falan yok. Gel. 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 Bu da böyle arkadaşlar. Geçiyorum. Şu arayı güzelce kapatalım. Bizim kilit sistemimiz teknoloji harikası. Burayı da kapattım. Geçiyorum diğer kümeslere.
Ya kaç saattir uğraşıyorum ha. Aslında var ya şu temizlik olayını, kümes temizliğini yapan biri olsa bu tavukçuluk çok kolay olur. Yani seviyorum ama bazen bıktırıyor beni bu kümes temizliği. Aa bak neyi unuttum diyorum ya. Gürkün yattığı yerde pislik vardı. Videoyu bir dakika durdurayım. O pisliği alayım öyle çekeyim. Gürkümüzü de. Arkadaşlar Gürkün yanındaki pisliği hafifçe aldım. Bu da maşallah çok güzel yatıyor. 13 yumurta ya bakmıştım 13 de doluydu. Tamamen Hint yumurtası. Yemi suyu da burada yanında. Maşallah gayet iyi. Yalnız tam şu kenara, tam şuraya pislemiş, bir de şuraya pislemiş. Onu da anlamış değilim yani. Bazı gürkler dışarı şöyle şuralara pisliyor. Bu hem dışarı hem yattığı yere kenara pislemiş. Ama tecrübeli bir gürk. İnşallah bundan umutluyuz. Geçelim arkadaşlar. Burada bir değişiklik yapmadım. Yani horozların yeri aynı. Şöyle asi burada. Sadece iki tane suluk koydum. Havalar ısınıyor diye yemliği bu şekilde buraya astım. Buradan yesin. Çok döküyorlar. Dökemezler. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Biraz bunun boynunu yediler. Oğlumu boynunu yediler. Ama baba olmak kolay değil. Babalığın da bir bedeli var işte oğlum. Böyle adamın boynunu yerler. Gel, gel. Evet arkadaşlar. Bu da böyle kapattım. Perşembeliği de göstereyim size. Perşembeliğe de şu yemliği al koydum arkadaşlar. Şunu. Maalesef bu çok fazla yem döküyor. Onu da böyle yaptık. Buraya iki tane su koyduk. Şuradan sürekli kenara daha önceki videoda hatırlarsınız böyle toz talaş yığılıyordu. Buraya da büyük tahta çaktım. Kapı kapanmıyor çünkü kapıyı sıkıştırıyor. Perşembeli horozun alt gagası yavaş yavaş geliyor. Kendini kurtardı çok şükür. Kendine geldi ama gaga konusunda bugün en sonunda kalın tırnak makasıyla üst gaganın ucunu hafifçe kestim. Ya çok da kesmedim açıkçası. Alışkın olduğum bir durum değil. Yakından göstereyim bakalım. Kestiğim bile anlaşılmıyor hatta. Kestim hafif de törpüyle şöyle kenardan hafif törpüledim. Alt gagaya yaklaştırmaya çalıştım. Her ne kadar olmasa da elimden gelen bu. Bunun şekli çok hoşuma gidiyor ya. Rengi, şu bacakları. Güzel yani beğeniyorum. Bundan da bayağı yumurta aldık. Hayırlısı bakalım. Sen dur oğlum burada. Artık yanlarında eşleri yok. Yalnızlar. Evet arkadaşlar. Onun dışında bir farklılık yok. Şurada. Tamam. Geliyorum. Şurayı da güzelce ilaçladım. Daha gürk yatırmayacağım ama gürk falan olursa hani arkadaşlarım için sorup da yatırabilirim buraya. Aslında Emre için iki gürk yatırmayı düşündüm. Kendisi şu anda balıkta. Hani yumurtalarını verirsin yatırırım. Sen geldiğinde çıkmış olur diye söyledim onu ama o da kendisi olmayınca ve tavuklarla eşi ilgileniyor. Onun gibi eşleme yapması falan zor. O yüzden teşekkür etti. Öyle bitirdik. Evet arkadaşlar. Bu hayvanları çok seviyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen beslemeye devam ediyoruz. Saatlerce uğraşıyoruz belki temizlikle, bakımla, şunla, bunla ama hayatta her şey böyle değil mi zaten? Yani her güzelliğin bir bedeli var. Allah bunların yokluğunu göstermesin. Hepsi sevdiğimiz canlar. Bak mavicilere bak mavicilere. Ay yerim ben sizi. Maviciler benim gözden. Memnunum onlardan. Her zaman söylüyorum. Çok güzel yumurtluyorlar. Hiç de ölen mavicim olmadı çok şükür. Nazar değmesin tabii ki ama hiçbir maviciyi de kaybetmedik. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Son olarak Ensar kardeşime kümesinde yaşadığı su baskından dolayı tekrar geçmiş olsun diyorum. Üzüldüm. Yani tam yumurta gönderecektim. Yumurtaları hazırlamıştım. Otogara gidiyordum ama nasip değilmiş. Hayat böyle. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şu hayvanlar çok güzel büyüyorlar mesela civcivler falan.
Ama bir bakarsın bir hastalık, bir veba, hepsini kaybedebiliriz. Yapacak bir şey yok. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah yeniden kümesini oluşturur. Güzel tavuklarla, güzel horozlarla. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Videolar biraz uzun oluyor ama ben de anlamıyorum. Kısa olsun derken yine de uzatıyoruz. Beğenenler, merak edenler, sohbetimizi sevenler izlemeye devam eder. 3 kişi de olsa, 5 kişi de olsa bizim için fark etmiyor. Ben paylaşımlara devam ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum.